Meryem Uzerli hangi ünlü isme ilanı aşk etti? Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'e ne mesaj yolladı? Hangi ünlü oyuncu aşçı olmaya karar verdi? Rengarenk İstanbul gecelerine gidiyoruz. Karanlık ve ıssız Beyoğlu sokaklarında gobelenen ünlü kadın oyuncu kim? Gecelerin adamı Mert Ramazan Demir'in başı bu kez nasıl bir belaya girdi? Meryem Uzerli ve Oğuzhan Uğur arasında neler oluyor? Şimdi sana aşık olmamak için. Meryem Uzerli bu itiraftan pişman mı oldu? Mert bir tarafta, Afra başka tarafta. Sağ olun. Biri rockçı çıktı, diğeri rapçi. İki sevgilinin arasına müzik girdi. Gecelerdeki kovalamacaya Beyoğlu'nun arka sokaklarında gezen, gözlerini süzen bir çifte kumruyla başlıyoruz. Manken, oyuncu, sunucu Aslı Turanlı'nın bugüne dek adı pek çok medyatik isimle anılmıştı. O gece yanındaki bey kimdi, kimlerdendi çözemedik meseleyi. Tek aklımızda kalan Beyoğlu'nun karanlık ve ıssız sokaklarından Cihangir'e inen dik yokuşlarında yaşanan romantizm dolu anlar oldu. Ceyda Ateş, çok değil, 5-6 sene öncesine kadar her rolün kadını olarak aranılan isimdi. En şöhretli zamanında aşık oldu, evlendi ve Amerika'ya gitti. Bu hafta da ana vatanına ziyarete geldi Ceyda Ateş. Hoş geldiniz Türkiye'ye tekrardan. Amerika'daki hayatınız nasıl geçiyor Ceyda Hanım? Çocuğumla, eşimle gayet güzel, keyifli geçiyor. Türkiye'ye geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Şöyle, zaten Türkiye'den kopmadım, gelip gidiyorum. Evet. İş bazlı, proje bazlı ve ailem burada. O yüzden bir ayağım hep burada. Amerika'da hayat güzel ama oyunculuğu özlemiyor musunuz diye soruyoruz. Hayranları için müjdeli haberi alıyoruz. Bir özlüyorum ama zaten yapıyorum. Hani gelip gidiyorum güzel bir proje olduğunda. Şimdi de işte okuduğum birkaç proje var. Belki yakın bir zamanda tekrardan ana ekranda geri olacağım. Biraz dedikoduya, sohbete ara verip hoplayıp zıplayalım mı? Aleyna Tilki, Bilecik'te sahnede. Özüne, daha doğrusu yaşına dönmüş. Altında bir kot, üstünde sade bir bluz, dilinde kendisine şöhreti getiren o şarkı var. Ebru Yaşar, o da sahnedeydi bu hafta. Beyazlar içinde şarkılarını söylediği kameraların önüne çıktı. Çıkartacağı albüm için heyecanlıydı. Bir klip çektim, bir klip çektim, ortalık yıkılacak diye anlatarak bitiriyor sözlerini. Gecelerde sadece gece kulüpleri, eğlence merkezleri değil, her yer hareketli. Cannes Film Festivali'nde birkaç gün önce bu ahım şahım kıyafetin içinde kara kara pozlar veren Dilan Çiçekleriz, yurda beyaz eşofmanlı sportif halleriyle geliyor. Kevin Costner'la karşılaşmıştı Cannes'da ve bir de fotoğraf çektirmişti yan yana. Kevin Costner'ın kendisine bayıldığını, takip ettiğini ve Hollywood'a davet ettiğini anlatırken Dilan Çiçekdeniz ağzı kulaklarını geçip okyanuslara uzanıyor. Keyfini kaçırmak istemeyiz ama o ve onun gibi televizyon yıldızı kızlarımız oralarda, yani Cannes sokaklarında bu pozları verirken Esra Dermancıoğlu ablaları topa tutmuştu bu güzel kızları. Dilan Çiçek çok kızmış, kırılmış bu sözlere belli ki. Bu arada Cannes Film Festivali'nde giydiği ve çok rüküş bulunan Derya Tuna'nın 2000'li yılların başında giydiği bu kıyafete benzetilen kostümüne dair sosyal medya ahalisi de çok konuşmuştu. Güzel fiziğini harcamış yorumlarına ne diyecek acaba Dilan Çiçekdeniz? Bitmiyor magazincilerin güzel oyuncuya soruları. Sağlı sollu sürüyor soru bombardımanı. Sürüyor gece turumuz. Son olarak Meryem Uzerli'yi Cannes'da böyle şıkır şıkır kıyafetler içinde bırakmıştık.
yurda döner dönmez yeni çektiği dizinin tanıtım gecesinde rolünü anlatıyor. Şimdi ben Reyhan karakteri canlandırıyorum. Kendi kocasıyla bir gurme restoranın sahibi, kocasıyla birlikte. Sonra evlilikte bazı sıkıntılar yaşıyor diyebiliyoruz. Bol emli sohbetten çıkarttığımız şu. Çok heyecanlı, o yüzden bol bol diyerek esler veriyor konuşmasına. Onun heyecanı geçene dek biz Zafer Algöz neler anlatacak ona bakalım. Hayatımda ilk defa bir aşçıyı oynadım. Yani patlıcanı şöyle kesersen daha çabuk pişer, böyle kesersen daha geç pişer. Onlara kadar, bütün ayrıntılarına kadar elimizden geldiğince bize verilen rollerin hakkını vermeye çalıştık. Gerçek hayatta nasıldır büyük ustanın mutfakla arası? Ben hep kendimi mutfakta iyiyim diye görüyordum ama bu işe başladığım zaman anladım ki daha yolun başındaymışım. Ve Şevval Sam, o da son zamanlarda kendini aştı resmen. Transparan, derin dekoltelerle süslü kıyafetiyle göz kamaştırıyor. Cesaretinin sınırının olmadığının altını çiziyor. Gerçekten benim için inanılmaz bir deneyimdi. Ben sınırları zorlamayı seven bir oyuncuyum. Cesur hareketleri de, hamleleri de seven ve tercih eden bir oyuncuyum. Ve gecenin finali. Meryem Uzerli'ye soracak çok soru var. Kalabalık içinde soramadığımız şu meseleyi açmak istiyoruz. Oğuzhan Uğur'la bunun için neler söyleyeceksiniz? Güzel bir iltifatta da bulundunuz. Biz bu akşam Ruh için buradayız. Çok teşekkür ederiz. Soruyu duymazdan geldi. Peki seneler önce adını onunla duyduğumuz şu tükenmişlik sendromuna yakalanan son ünlü Müjde Uzman'ı soralım. Müjde Uzman da aynı şekilde bu konuya bir değindi. Neler söylemek istersin? Biz bu akşam Ruh için buradayız.